Bu bölümde bazı ayarlamalar, bazı hata düzeltmeleri yapacağım. Öncelikli olarak scroll'u kaldırmak istiyorum. İlk iş olarak scroll'u kaldıracağım. Bu bir oyun. Benim şu anda scroll'la işim yok. Scroll'u kaldırayım. Nasıl kaldırırız bakalım. CSS scroll nam desem. Save desem. Save scroll for mobile browsers. Da ne yapmış? JavaScript. Ben CSS istiyorum. JavaScript ne yazdım ben? Yok, CSS yazdım. Overflow idim. Bakalım. Body'ye yazacağım. Body neydi? Genel, bütün sayfanın body tag'inin içerisinde bulunan bütün sayfa için uyguluyordu. Şuradan bakayım. Evet. Artık scroll yok. Scroll'u niye kapattım? Bu bir oyun. Mesela bunu mobil uygulamaya çevirdiğinizde böyle bir oyun yapıp atıyorum bu. Mesela bu dışarıya gittiği zaman scroll'lar çıkmaya başlıyordu. Ya da bir hata olup bir sayfanın altlarına bir yazı geldiği zaman scroll'lar oluşuyordu. Bu mobil uygulamada da oluşur. Seçimi kaldırdığım gibi scroll'u da kaldırdım. Böylece ne olursa olsun sayfa ekranda scroll görünmeyecek. İkinci olarak şu beni biraz silik görünüyor. Ne olduğu da belli değil. Onunla biraz oynamak istiyorum. Şunları sileceğim. Onunla biraz oynayacağım. Sonra ana ekran çok sade oldu. Onu geliştirmeyi düşünüyorum. Oyunun farklı browserlarda baktım. Onlarda bazı görsel hatalar olduğunu tespit ettim. Onların düzeltilmesi gerekiyor. Ya her browser için gerekli CSS kodlarını yazacağız ya da farklı çözümler uygulayacağız. Şuradan başlayalım önce. Şunu değiştirmek istiyorum. Yine ben sitemize girelim. Ikonga.com. Daha önce bir resim tespit etmiştim. Şunu kullanmak istiyorum. Resmi farklı kaydet. Kelebek. Source. Asset. Plant diyelim şimdilik. Yani sonra grass'la değiştiririz onu. Şunu kapatayım. Bu programı açmamın sebebi de yeşil ağaçlar da yeşil olduğu için daha önce de boğabilir şeyi oyunu. Her yer yeşil. Belki onu sarıya çevirebiliriz diye bu programı da açtım. Önce bir yeşil olarak bir bakalım. Nasıl olacak? Bizim grass'ımız buydu. Şunu iki tane şey yapalım. Bakalım ne oldu? Evet, çok ağaca benziyor. Yeşil bir yaprak. Ama dış hatları koyu olduğu için daha net dış diğer sarıya göre çok daha net görünüyor. Bunu eğer sarıya çevirebilirsek güzel bir altı sarısına güzel durabilir diye tahmin ediyorum. Şuna bakalım. Bu bölümde böyle işlerle uğraşmayı düşünüyorum. Biraz hem dinlenmiş olurum. Nasıl yapalım? Şuradan Source Prototype Game Prototype açalım. Okay.
Evet, açılması zaman alıyor biraz. Şuradan geliyorum. Asset'ten. Class'ı buraya ekleyeyim. File'ını import file'dan almayayım. Yapacağım şey rengini sarı yapabilirsin. Çok güzel olur. Nasıl yapardık onu? Filtreden Colorize diyelim. Şurada seçim de var aslında. Şuradan şu sarıyı seçebilir miyim? Seçtim. Ama şunu kopyalarsam güzel mi o sarı? Deneyelim bakalım. Leave preview diyelim. Şuraya yapıştıralım bakalım. Şu tabii net olmasını istiyorum. Şu çok turuncu olmasın. Sarıya soluk bir yaprak gibi. Kahverengi. Kahverengi de olabilir. Kurumuş yaprak. İlla sarı olması gerekmiyor. Nasıl olsa üzerinden geçilen bir şey. Niye en son buna çevirdi? Bu nasıl? Hatları görünüyor. Bakalım. Window. Bunu da yaptım yanlışlıkla. Tekrar Window yapıyorum. Evet. Güzel. Renk olarak güzel. Daha net. Daha net görünüyor. Bir de bir sürede bunu deneyelim. Bu da bunu da beğenmezsek tekrar başka bir arayışa gireriz. İşte grass'ın üzerine export edelim bakalım. Kuru yaprak. Çalıştır. Evet, bir sürede bu dursun bakalım. Kuru yaprak dursun. Tebrikler yazısını yanlış yazmışım. Nerede onlar? İndeksin içinde olması lazım. Bakalım. Oyunun hareketlerini sağlar. Tebrikler. Şurada. Tebrikler. Şu noktayı da kaldıracağım. Oyunu tamamladınız. Devam ederek gülüp kalmadan noktayı da kaldırıyorum. Daha sonra şuradan bakayım. Sayfalara tekrar bakacağım. Game over. Game over'a bakalım tekrar. Şu butonla biraz daha oynayacağım. Başka ne vardı? Game. Win. Şurası bir tık daha yukarıya götürürsek şeffaflığı biraz daha net olabilir. Çünkü arkada oyun açıldığı zaman orada bu tabi neydi? Şu background. Bu değil. Bakmadan değiştirdim. Şu olması gerekiyor. Oyunu X puanla bitirdiniz. Bu. Bir de bunun şeyi var mı? Şuradaki devam edecek bir gün kalma. Onun altında bir alt açıklama yok. Tamam. Şimdi şu ana ekran çok
Çok sade oldu. Onu ne yapayım? Şöyle bir şey düşündüm. Şunu bir çerçeve içinde kullanıp arka planda resmi göstermek. Önce resim için resmi göstermek demişim. Oyunu göstermek, oyunun resmini. Önce oyunun resmini koymayı düşündüm. Ama eğer oyunu gösterirsek dinamik olarak mesela işte diğer canlıları da eklediğimiz zaman bu menüde arka planda bir hareket de elde etmiş oluyoruz. Ama tabii ana menüdeyken, buradaki menüdeyken oyuncuyu hareket ettirmememiz gerekir. Çünkü tamam oyun bittiği zaman harekete devam edebiliyor dışarı çıktığı zaman ama ana menüye geldiğinde oyuncunun hareket etmemesi daha güzel olur. Biz de bir önceki bölümde onu yazmıştık zaten. Direkt onu kullanırız. Nasıl yapalım? Ha, önce bir bakalım, şeffaflaştıralım. Bu neydi? Hangi sayfaydı o? Start page'ti. Biz display opacity hangi şeye veriyorduk? Div nesnesine. Şuna veriyorduk. Bu arka plan ifade ediyordu. Sonra bunu şimdi denemek için veriyorum. Buraya şimdi bir resim tasarlayıp o resmi koyacağım arka plana. O resmin arkasında şeffaf yapacağım pencereyi. O resmin arkasından oyunu göstereceğim. Şimdi 0,7 yaptık. Bakalım ne oluyor? Arka plan biraz görünüyor. Şimdi yapmak istediğim şey en başta Start Game ne yapıyor? Oyun sayfasını açıyor, temizliyor, level oluşturuyor. Şu oyun sayfasını göstermeye benim ihtiyacım yok. Şuraya Start Page'in arka planını oyun olarak göster. Acaba şimdi şunu şöyle bir kullanayım. Clear olsun. Şunu kullanayım. Hata mı yapıyorum diye düşünüyorum. Buraya mı yazsam? Yazalım bakalım. Şey de yapmak istiyorum. Player nokta active 0. Player oklar ile yönetilemesin. Nereye yazdık bunu? İlk oyun başladıktan sonra her nesnenin initial'ı çalıştıktan sonra direkt açsın bakalım. Evet. Hareket ettirilebiliyor mu? Evet. Bu da hareket ettirilemiyor. Bu haliyle bile güzel. Ama ben şöyle yapmak istiyorum. Bunun arka planını şöyle bir kutu içine alıp şurayı tamamen net şekilde göstermek istiyorum. Böyle blur olarak değil de net olarak göstermek istiyorum. Tabii bunu aktivi sıfır yaptık. Aktivi sıfır yaparsak eğer bir oyun başlattığımızda da bunu tekrar bir yapmamız gerekir ki oyuncu ok tuşlarını kullanabilsin. Oyuncunun ok tuşlarını aktif yap. Diyelim. Bakalım buraya kadar bir hatamız var mı? Ne oluyor? Gayet gayet iyi gibi. Kaybedelim bakalım. Şu oyunu çıkan menüde harekete devam edebiliyor muyuz? Özellik olarak biz etmeyi istemiştik. Çünkü oyun bittiğinde oyuncu dışarı çıkıyor. Dışarı çıksın, gezsin. Ama cap close dediği zaman tekrar oyun ana menüye geldiğinde evet gezebiliyoruz. Kontrol edebiliyoruz. Ama close dediğimiz zaman ana menüye geldiğinde gezemememiz lazım. Close. Evet. Close dediğimizde ne yapıyor? Tekrar gezebilir hale geliyor. Ve gezdiğimiz için de tekrar oyunu bitiriyor. Ne yapacağız? Şu aktif komutunu demek ki buraya koymayacağız.
Nerede? Sayfa. Start page her açıldığında, start page her açıldığında demek ki ana menüye döndük ve artık oyuncu aktif olarak kullanılmasın diyeceğiz. Ama tabii ilk başlangıçta nerede orası? İlk initial'da biz start page'e gitmek için page show'u kullanmadığımız için page show'u kullanmıyoruz. Zaten tasarımımızda o sayfa açık olduğu için şurada açalım. Şunu açalım. Ne yaptık burada? HTML'in içinde. Start page nerede? Şurada. Start page'in display'ini blok yaparak zaten burayı gösterdiğimiz için ilk başlangıçta şu komut çalışmıyor. Şu komut çalışmıyor. Display bloğu zaten biz manuel yaptık. Dolayısıyla bu komut da çalışmayacak. Ya başlangıçta bu sayfayı şu şekilde açacağız. Game name nokta. Bunun ismi neydi? Start. Start. Ya bu şekilde açacağız sayfayı. Şurada şöyle yapalım. Başlangıç sayfasını aç. Ya da buraya da bunun içindeki komutu yazacağız. Ama yarın öbür gün buraya başka komutlar da yazarsak ne yapmamız gerekecek? Geleceğiz buraya da onları yazmamız gerekecek. En iyisi biz bunu buraya yazalım. Şuraya da nan diyelim. Demesek de olur. Demesek de olur. Nan dersek bakalım başlangıçta bir titreme. Evet. Nan dersek görünmüyor başlangıçta. Bir zaman kaybı oluyor. Arka plan görünüyor. Şöyle yapalım. Nan demeyelim. Burada da blok olsun. Öbür komut da çalışsın. Bir daha bloğa çevirsin. Ek olarak sadece player'ı durduruyor. Tamam. Şimdiki tasarıma bakalım ne yapabiliriz. Page Prototype dosyasına çalışacağım tasarımı. Öbürüyle artık işim kalmadı. Fazla zorlamasın makinemi. Kapatıyorum. Save diyelim. Şimdi istediğim şey şu. İstediğim şey şöyle bir pencere istiyorum. Şimdi şöyle bir resim dosyası da yapabiliriz. Bir tane pencere şeklinde. Bunun arkasına koyarız. Ya da şu boyda bir resim dosyası yaparız. Buraları şeffaf, ortalanmış şekilde pencere yaparız. Büyük boy yapmamızın avantajı ne olur? Buralara da sonradan bir şeyler ekleyebiliriz istersek. Mesela şu kenara bir logo eklersiniz. Şuraya bir yazı, küçük yazı eklersiniz. Ya da işte burada arka planda bu görünüyor ya, orada bir şeffaflık, renkten şeffafa doğru bir geçiş eklersiniz. Onun içinden menü görünür gibi. Böyle bir avantaj sağlayabilir. Bunun için ben bir tane şöyle şunu çizeyim. Şunu önce sıfırlayacağım. Şöyle sıfırlayayım. Şunun boyutunu şuradan Butterfly CSS'den alalım. Neydi bizim kullandığımız boyut?
832'ye 448 sayfa boyutu şu alanın içerisi. 832-448. Şuna geliyorum. Genişlik 832. Şurada kilit açık şekilde. Yoksa bu değişir. Ayrı ayrı değiştiremem. 448. 448. Evet. İstediğim şey böyle bir alan. Kullanacağım alan bu. Layer daha açayım bu layer 2'de mi? Evet, layer 2'de. Şunu hatta kat. Şuraya past in place aynı yere yapıştır diyeyim. Layer 3'e geldim. Hatta layer 2'ye geldim. Tane daha bir alan çiziyorum. Bunu da beyaz yapacağım. Bu alanın dışında oyunu göstereceğim. Oyunun şeyi. Burada da menüyü, ana menüyü koyacağım. Çift tıkladığım zaman bunun diğer özelliklerini bana gösteriyor. Bu bir vektörel bir nesne olduğu için çizim yapıp bıraktıktan sonra yine üzerine gelip özellikleriyle oynayabiliyorum. Şunu 10 yapacağım ikisini de. Şu ikisini seçip ortalayayım önce. Nerede? Selection araya da şöyle bir ortala. Bir de şöyle şu koordinatta ikisini ortaladım. Bir de diğer koordinatta tam ortaya aldım. Şunun x ve y'sine bakacağım. Böyle sıfır nokta, noktadan virgülden sonra bir küsurat koyulsa kenarlar bulanıklaşır. Çünkü noktalarla çizildiği için şimdi tam koordinattan başlarsa o koordinata bir nokta koyuyor. Ama iki koordinatın arasında olduğu zaman bulanıklaşıyor. Bu vektörel programların çoğunda bu şekilde. Ben onu bakayım hatta size gösterebilir miyim bulanıklığı? Şunu eğer farklı bir renk yaparsak belki büyütürsem bulanıklık gidebilir. Büyütmeden. Ya ben görüyorum. Zaten bu videoyu çevirdiğim zaman orijinal boyutta olmadığı için zaten her şey bulanacak. O yüzden siz onu şu anda burada göremezsiniz ama programı indirip kendiniz denerseniz tam koordinatta olan nesnelerin çok daha net olduğunu görürsünüz. X ve Y'nin küsuratını ne yapıyor? Kaldırıyorum ortaladıktan sonra. Kenarlar tam böyle net şekle gelmiş oldu. Ayrıca alt kenarların net olması için de yükseklik ve genişliğin tam sayı olması gerekiyor. Bunda bakalım. Renklere bakalım. Bunda opacity var mı? Yok. Beyaz bu. Beyaz olması lazım. Ama sanki beyaz gibi görünmüyor. Gri gibi. Olsun. Şunu şimdi siyah diyelim. Şimdi şundan bir tane daha kopyalayacağım. Bunun altına bir gölge yapmak istiyorum. Normalde gölge efekti var. Gölge efektiyle yapabilirim. Ama ben iki nesne üst üste getirerek gölge yapmayı tercih edeceğim şu anda. Nasıl yapalım? Gelelim layer'lara. Şunu kapatayım mı? Şunu da kapatayım. Şuraya geleyim. Şu 3'e geldim. Past in place diyeceğim. Bu bir beyaz. Bunu siyah yapacağım. 1 oklarla hareket ettirebiliyor muyum? Evet. Kaç? 2 piksel hareket ettir. 2 piksel de aşağıya hareket ettirdim. Tamam. Past in place diyeceğim tekrar. O kopyaladığım nesneye bir tane daha yapıştıracağım. Beyazın opasitesi var bir de. Biz onu beyaz seçiyoruz ama beyazın opasitesi var. Evet. Şöyle bir parça elde ettim. Ne olacak? Eğer buraya böyle bir gölge elde koyarsam bu panel
biraz yukarıdaymış gibi görünecek. Hatta eşiti olmasın, şu sağ tarafı 2 piksel daha kaydırırsam. Şimdi x ile koparayım. Şunu 2 piksel daha sağ kaydırırsam. Hast in place dersem. Kaydır. Şunu başka bir renk yapayım bakayım. Görmek için. Evet. Şunu şimdi siyah yaptım. Ama siyah olarak kullanmayacağım onu. Şunu eğer başka bir layer alırsam daha rahat çalışacağım. Hast in place. Şunu şöyle kapatırım. Daha rahat onu seçerim. Arkadakini seçmekte zorlandım çünkü. Siyah. Ben işletim sistemini herhalde Linux olarak değiştireceğim. Çünkü bu program Windows'ta bunun orijinali Linux için tasarlanmış galiba Inkscape'i. Biraz ya benim bilgisayarda bazı problemler var ya da bu Windows üzerinde çalışırken bazı problemler çıkartıyor. Fan stroke diyelim. Şöyle bir çok hafif olması orada o özelliği verir ya. Gözle görmek zor olsa da o istediğimiz şeyi özelliği hafif de olsa verir. Şöyle mesela yanlış şey yaptık, seçtik. Şunu açarsam, şunu açarsam, şunu seçerim. Kırmızı. Yani şöyle bir gölge olabilir. Şu da beyaz olacak. Hafif buna şeffaf verebilir miyiz? Şeffaflık verirsek arkadaki oyunu gösteririz. Eğer burayı çok net yapacaksak aslında olabilir. Çok hafif bir şeffaflık yapabiliriz. Ondan önce şurada şu nesneyle şu nesneyi alttaki nesneden kesersen şuna şeffaflık verdiğimde arkadaki siyah gölge bu şeffaflığın arkasında ne olmuş o görülmemiş olur. Şunu yaparsam ne olur? Evet. Ne oldu şimdi? Şu bir parça oldu. Ne yaptım? Öbür nesneyle bu parçayı kestim. Arta kalan şunu yaptım. Difference. Yani şu şöyle bir nesnem vardı. Diğer nesneyle onu kestim. Sonra ne yapacağım? Şurayı açalım. Şurayı açalım. Şu nesnemin yanında böyle bir nesne olarak kalacak. Şunu ...95 yapacağım. Çok az bir opacity veriyorum. Şurada bakın bir gölge oldu. Mesela bu şöyle bir renk olursa, şöyle bir renk olur. Açıldıkça işte o gölgenin hatları ortaya çıkıyor. Ha, biz bunu böyle hesaplamadan yaptık ama bu menü bunun içine sığacak mı? Sağır herhalde. Bir deneyelim. Şu arka planı da siyah yapıyorum. Şuradan rengin opacity'sini veriyor. Şuradan 80 yaptığımda şuradaki değişiyor mu? Değişmiyor. Şuradaki opacity ile oynamayacağım. Şunu değiştireceğim ben. 0 yapayım. Evet. Şimdi bir nesnem var.
Şunu bir yapacağım. Bir yapacağım, evet. Sanki kayboluyor gibi geldi de bana. Şimdi bir yapayım. Seçtim yaptığım tasarımı. Export diyelim. İmaj diye bir yer vardı. Buraya bu tonları koymuştum. Ne diyelim? Start background diyelim buna. PNG yaptık. PNG arka plan şeffaflık özelliği olduğu için şurası ne olacak? Şeffaf olacak. Export diyelim. Gelelim oyuna. Arka plan nasıl kullanılıyordu? Şu şekilde bir kullanımı vardı. Bu şekilde yükleyebiliyorduk arka planı. No repeat dememize gerek var mı? Diyelim. İndeksten. Hangi sayfa bu? Start page. Arka planı nereye koyacağız biz? Şuraya. Bu opacity verdiğimiz yere. Artık background olmayacak. Background olmadığı için opacity verirsek opacity vermemize de gerek yok. Bizim zaten resmimiz. Evet. Şimdi burada bir sorunumuz var yine. Ne oldu? Burada çift tırnakla başladığım için içerideki çift tırnak sanki kapatıyor. Metni kapattığı için şurada kapanmış ve burada hatalı bir yazım gibi gösterdi. Birincisi bu. İkincisi şurada imaj start background nokta png olması gerekiyor. Bakalım. Evet. Bir hata var. Resim bulunmuyor mu? Image start png file not found. Bu dosyayı bulamadım. Yolu niye, nasıl yanlış yazabilirim ki? Image diye bir yer var ama tabii biz bunu CSS'in içinde ulaşmadığımız için. Şimdi CSS'in içinde ulaşsaydık şurada bu dizinden bakacaktı. Ne yapıyor? Bir üst dizine çıkmam gerekiyor benim. Ondan sonra imaja giriyorum. Ama indeks seçtiyemedim. Zaten imajla aynı dizinde olduğu için şu bir alt dizine bir üst dizine gitme komutuna ihtiyacım yok. Şuna da mı ihtiyacım yok? Aynen öyle. Ona da ihtiyacım yok. Bakın gölge arka plan resim olduğu için çok hoş bir kabarıklık olmasına sebep oldu. Şurada da %5'lik opasite. Çok hafif de olsa bir görünüme sebep oldu. Böylece menü daha güzel görünüyor bence bir öncekine göre. Öbürü çok beyaz olduğu için hani bu bir sonuçta oyun. İlk açıldığı menüde nasıl bir oyun olduğunu yansıtmıyor menümüz. Şimdi biraz daha iyi oldu gibi geliyor bana. Şu kabarıklı güzel oldu. Başlat dediğimde başlatıyor. Şunu biraz yükseltmek istiyorum font size'ını. Menü bu şekilde. Başka bir şey yapmamıza gerek var mı? Butona zaten bir şey yapmamıştık çünkü şunlar da çerçeveli olduğu için bu şekilde olsun diye düşünmüştük. Boyut fazla mı oldu? Yani kaldırıyor. Çok da büyük değil. Eğer yeni bir şey aklımıza gelirse geri döneriz. Şimdilik ne yapacaktık? Şunun boyutunu bu partta böyle ufak tefek düzeltmeler yapıyorum. İşlem bir proje geliştirirken ne kadar zaman harcarsanız projenin üstünde tabii projenin kalitesi de o kadar artar. Şu nerede yazıyordu?
Şurada. Ne var? Gen text'i kullanmışız. Class olarak. Buna ek olarak bir stil ekleyelim. Gen text'i bozmayalım çünkü gen text başka yerlerde de kullanılıyor. Ne yaparız eğer? Bir stil ekleyip şu gen text'teki font size'ı gelip burada değiştirirsem en yetkili burası olduğu için onun üzerine bunu yazacaktır. Ve bunu 20 yapacaktır. Hatta eğer bunu şuradan incele dersek şurada da görürüz. Gen text var. Gen text'ten font size 14 geliyor. Geliyor ama stil attribute'da font size 20 var. Bu daha kıdemli olduğu için onun üzerine çiziyor. O artık işlevini kaybediyor. Hatta body'de de font family Arial gelmiş buna Arial olarak. Ama gen text de bu bir üsttekinden daha yetkili olduğu için onun üzerine çizmiş şu Arial'de onun üzerine çizmesine sebep olmuş. Biz de body'nin için Arial yazdığımız için artık hiçbir şeyde class'ın içerisinde Arial yazmamıza artık ihtiyaç yok. Standart Arial yaptık zaten. Yani şunu artık hiçbir yerde Arial yazmamıza gerek yok. Bu bir fazlalık oluyor bizim için. Şuralarda hep yazmışız Arial. Sonra body'nin içine yazdıktan sonra artık hepsi zaten bir şey, değeri değiştirmezsek Arial. Arial olur. Başka bir şey kullanmadık değil mi? Başka bir font. Onu bozabilecek bir şey kullanmadık. Zaten üstte Arial kullandık. Şurada var. O hepsini etkiliyor. Şurada var mı? Yok. Kapatalım. Bakalım ne oldu şimdi. Şunu biraz büyüttüm. Şunlar küçük kalsın. Şu menü yaptım. Bir tane gölge yaptım. Başlat. Start butonu koydum. Bir de şu butonla uğraşmak istiyorum biraz. Ha, şu butonla da uğraşayım. Bu butona kenarlık yapamıyoruz ama arkasına bir gölge, şu gölgeden yapabiliriz. Layer. Bu buton şurada. Şurada mı? Şurada. Şu ne? Evet. O zaman şunu şöyle kopyalıyorum. Şunu Shift'e basıp sadece yazıları alayım önce. Kopyaladım. Sonra bunu kilitledim. Layer 2'ye geldim. Past in place dedim. Bir tık sağa seçtikten sonra bir tık sağa, bir tık aşağıya koydum. Siyah yaptım tamamen. Opacity, şunu kaç yapmıştık opacity'yi? Şunu 82 mi yapmıştık şunu? Onu 82 çok az. Şuraya bakalım. Tabii burada 65'e indirmişiz. Burada da 82 vermişiz. Çok beğendim bu tonu. Şimdi bunu düzeltirsem aynı tonu bir daha yakalayamayabilirim. En iyisi ben onu hiç ellemeyeyim. Şunu da 82 65 yapayım şurada da. Aynı tonda olsun. Şu kapalı olduğu için, kilitli olduğu için seçimim sadece arka plan. Arkadaki yazılar için geçerli oldu. Evet. Şöyle bir gölge bir şeylik katıyor. Mesela şimdi bu gölgesiz haliyle gölge butona bir zenginlik katıyor. Şunu kaldırırsa ya, şöyle şunu seçebilirim. Ne yapalım export'tan?
Diğeri zaten belli. Export edelim. Bakın bu gölgesiz hali. Bu da hafif bir gölgeli hali. X iki piksel olduğu için biraz şu küçük yazıda biraz fazla ileri gitti. Şunu kapatıp şunu elle yapalım. Hatta burada da küsurat varmış. Mesela küsurata dikkat etmedik. Bunu da 5 yaparsam. Aşağıya doğru. Şu bundan farklı. Şu niye farklı? 82 65 aynı. Niye görünmede farklılık oluyor? Şey olabilir. Bu butonun arka planı nerede? Şu butonun arka planı. Evet, arka planlar arasında kaldığı için bu. Arka planlar arasında kaldığı için şey yapıyor. Gölge arka planla butonun arka planıyla şey arasında kalıyor. Ne yapacağız? Object layer gönderelim arkaya. Layer to button. Switch to layer. Ama bunlar layer için. Layer to button dersek bir işe yaramıyor. Switch to layer below. No selection. No selection to layer. Lower layer. Bir layer daha açayım ben en iyisi. Layer 5. Layer 5'i en aşağıya alıyorum. Sonra layer 2'de şunu x ile kat yapıp past in place dersem kaydedersem ne olacak? Çıkmış oluyor. Şunu şunu kapatıp layer 2'de tekrar işleme devam edeceğim. Şimdi aşağıya doğru Y koordinatında bir piksel daha azaltırsam mı? Piksel daha azaltmadım. Bir piksel daha ne yaptım? Çoğalttım. Çünkü azaltmak için bunu yükseltmek gerekiyor. 7 yaparsam 6 yaparsam evet uygun. Çok çok dışarıda kalmasın istediğim. Çok da görünmesin. Çok hafif olması o şeyi yansıtacaktır. Bir farklılık oluşturacaktır. Çok aşırıya gidersek göze batıyor çünkü. Şunu export edelim. Aşırıya gitmeyelim. Biraz daha azalttı. Bir özellik katıyor. Şimdi gelelim şu butona. Bu butonu da şöyle bir şey aklıma geldi. Onu yapmak istiyorum. O sayfa birini gösterelim. Şu Game Start'ın altında. Game Start'ı kapatıp. Win sayfasına gelelim. Şu butonu hem gölge verdik zaten. Bir de içine çökük göstermek istiyorum. Şu arka planda içeriye doğru çökük. Onun için de ters gölge yaparsak, yani dışarı gölge yaparsak dışarı doğru çıkık olur. İçeri gölge yaparsak da içeri çökük görünecektir. Onu da yapalım. Nasıl yapacağız? Şunu kopyalayalım. Bu benim ana butonun kalıbı. Şu layer'da. Bunu kapatalım. Bununla işimiz yok. Şimdi ben şu layer'a
şu layer'ı custom place diyeceğim. Siyah diyeceğim. Kaçtı bu? Şu 65'ti. Şu 80 neydi? Şunu kapatırsam şunu seçebiliyor muyum? 82 idi. 2'nin 3'ün çok fazla bir tabii farkı olmaz. Ne yaptık? Bunu bu tarafa yaptık. Tamam. Bir tane daha kopyalayacağım. Past in place diyeceğim. 100 beyaz. Şu fill stroke'da da tamamen alfasını iptal ediyorum. Sonra da şöyle oklarla kaydırdım iki tane. Şimdi layers'a gelelim. Yine şöyle seçersem sadece şu ikisini seçmek istiyorum. Seçemiyorum ikisini. Nasıl seçeyim? Şöyle yapayım. Bunun üzerinde olduğu için zoomlayabilirim. Ya zoomlama bir yöntem. Şunu şöyle yaparsam 500 dersen zoomlarsam o iki nesneyi seçerim. Peki. Object yine aynı şeyi yapalım. Layer, object, height, difference diyordum. Ne oldu? O beyazı kesti. Arkadaki griliği beyazla kesip sadece şunu bıraktı. Şu gölgeleri de yapmıştık daha önce. Tekrar yüze çıkartalım bunu. Şunları açalım. Kaydedelim. Açalım şunları. Şunu şu şekilde close buton olarak export edelim. Şimdi bu sadeydi, flattı. Ne oldu? Biraz daha şu ton olmadı buraya. Çünkü şurası koyu bir renk olduğu için şu açık. Burası da çok açık bir renk olduğu için bunu kaldırmadı. Kaldırmadı. Ne yapalım? Hatta şu kapatı da bir ton daha açık yapalım. Şunu siyah yapmıştık zaten. Şunu koyulaştırmamız gerekiyor. Orada sırıtmaması için. Şunu koyulaştıralım biraz. Bakalım. Çünkü burada şurası renkli olduğu için o rengi kaldırmıyor. Ne yaptık? Export etmedik. Şunu niye açtım? Çok koyu geldi gözüme şu. Evet. Evet. Daha koyu bile kaldırır. Hatta öyle bir şey ki siyah bile yapılabilir. Şu siyah bile yapılabilir. Ama çok koyu da yaparsam. Yok. Şunu renkli mi yapsam? Arka plan turuncu oluyor ve yeşil oluyor. İkisiyle de uyumlu. Çünkü burada çok siyah tonları var. Böyle bu ton sanki siyah beyazmış gibi oluyor. Şimdi biraz açacağım.
Tamam, ben videoyu durdurayım. Bununla uğraşayım, ondan sonra açayım. Evet, ben son buna karar verdim. Flat bir buton. Burada daha sade, hoş görünüyor. Çünkü burada renk ve karmaşa var. Çok bir tasarımcı da olmadığım için fazla ayrıntıya girdiğimde böyle tasarımlarda göze rahatsızlık veren şeyler, ayrıntılar ekliyorum. O yüzden en iyisi ne kadar basit yaparsak o kadar az rahatsız eder gözü. Bunu da bu şekilde kapatalım. Şunu tekrar açacağım. Daha şunun koyuluğunu bile daha da açık griye çevirdim. Şimdilik bu şekilde kullanalım. Şimdi gelelim bir soruna. Şey demiştik daha önceki partlardan birinde. Şunu kapatıyoruz. Bununla benim işim yok artık. Başka bir tarayıcıda hatalar olabilir. Özellikle CSS'de. CSS'lerde tarayıcıdan tarayıcıya farklılıklar, görüntü farklılıkları oluşuyor. Ben de iki tane tarayıcı ekledim. Bir tanesi Firefox, biri de Safari. Bir uygulamayı mobil için geliştirdiğinizde işler biraz daha basit, kolay oluyor. Çünkü eğer iOS için bir uygulama geliştiriyorsunuz, biliyorsunuz ki uygulamanız sadece WebKit üzerinde, bu Safari'nin motoru üzerinde görüntülenecek. Ona göre düzenleme yapabilirsiniz. Diğerlerine bakmanıza gerek yok. Android'de de yine iyi bir çeşit motor kullanılıyor. Ama internette kullanacaksanız oyunu, birçok tarayıcıda kullanılabilir. Evet. Şekil A'da olduğu gibi. Belli ki ortalama komutu, CSS'in kullandığımız ortalama komutu burada çalışmıyor. Ama JavaScript ile yazdığımız koordinatla çalışan komutların hepsi çalışıyor. Onlar daha JavaScript genel komutları olduğu için, bazı JavaScript komutları da desteklemeyebiliyor bazı browser'lar. Yeni son çıkan browser'lar artık çoğu destekliyor ama bazen bazı kullanıcılar eski versiyon browser'lar kullanabiliyor. Burada böyle bir sorunumuz var. Bu birincisi. Safari'yi açalım. Kapatalım Safari. Şunu durduralım. Şunu da bu şekilde yapabiliyor muyuz? Ya da şöyle yapalım. Safari. Burada işler daha da vahim. Şurası burada kalmış. Burası orada kalmış. Gerçi bu Safari'nin çok eski bir sürümü de olabilir. Bunu öyle bir yerde buldum. 5.1.2012. Bu eski bir sürüm olabilir. Bunu şey yapmayalım. Siz bakayım Safari'nin son sürümü ne? Bizimki neydi? 517.
Yani bu son sürümse durum hiç iç açıcı değil. Ne diyor? 517 kaç? Bu makale ne zaman yazılmış? Tarih var mı? 4 yıl önce. Bu eski. Bu eski bir sürüm. Şuna bakalım. Apple'ın sitesinde de versiyon falan yazmaz. Tamam. Şey yapalım. Şurada da çalıştırayım. Microsoft Edge'de sorunsuz çalışıyor. Mesaj kutusu. Kokular çalışmıyor. Şunu kapatayım. Hata yapmış olabiliriz. Oklar çalışıyordu çünkü. Yok, oklar burada çalışıyor. Demek ki Microsoft Edge'de de oklar çalışmıyor. Evet. Evet, böyle tarayıcıdan tarayıcıya farklılıklar oluyor. Bir proje geliştirdiğimiz zaman eğer bütün tarayıcılarda çalışacaksa sonra diğer tarayıcılar için de bu problemleri tek tek düzeltmemiz gerekiyor. Burada belki bir JavaScript kodu hata verip kodun devam etmesini engellemiş olabilir. Ona bir bakalım. Daha sonra öncelikle ortalamayla konsol. Bunda başka bir sorun var. Acaba açtığım başka bir tarayıcı ile çakışmış olabilir mi? Şunları kapatayım. Başka ne açık? Şu. Tarayıcının kendisinde de sorun var. Benim tekrar açacağım. Evet, bununla da demek ki ilgilenmemiz gerekiyor. Şununla da ilgilenelim. Şimdi açıldı. Debugger. Sonra bir debug yapalım. Şu. Neredeydi o çalışan kodumuz bizim? Oklardan sorumlu kod. Player. Mesela değil mi? Player'da şu ikisinin ne yapıyordu? Player oklara basıldığında, hayır şu değil, şu. K'ye basıldığında dinle. Listen to the key'i ne yap? Çalıştır. Şu. Şuraya geliyor mu? Şuraya geliyor mu? Switch'e geliyor mu? Ve çıkıyor mu? Bakalım yenileyelim sayfayı. Ne oldu? Hata verdi, kapandı. Tamam. Bu benim tarayıcıdan da kaynaklı bir şey olabilir.
Şöyle yapalım. Önce şu ortalama. Ortalama kodu için. Bunlar benim makinamdan kaynaklı sorunlar. Tamam. Zaten bir saati geçmiş. Şöyle yapalım. Bu bölümü burada kesiyorum. Tamamlayalım. Sonra bakacağım daha sonra. Bilgisayarımı yeniden başlattım. Şimdi tekrar bakıyorum. Hediyeyle. Ortalanma iyi şekilde oluyor. Problem hareket etmeydi. Yine hareket etmiyor. Peki. Şu anda çalışıyorum. Hiçbir şey yapmadım. Büyük ihtimal bu Edge'de çalışmaması benim bilgisayarımdan kaynaklı bir şey. Kilitleniyor da çünkü. Bilgisayarım kilitleniyor çalışmadığı zaman. Ortalama kodları da çalışıyor burada. Evet, ortalama ile ilgili ben iki bilgi vereceğim. Onu yapalım ek olarak. Sonra bitirelim. Ortalamak için ne kullandık biz CSS'te? Display flex, center, yatay ve dikey düzlemde ortalıyor. Ama gördük ki bu komut bazı browserlarda çalışmadı. Belki ben yanlış kullanmışımdır ya da başka ek bir komuta daha ihtiyaç vardır. Onu şu an tam olarak bilemiyorum. Ama iki yöntem daha var. Şimdi yöntemlerden bir tanesi şu. Ortalama dediğimiz şey zaten eğer şuranın genişliğini biliyorsak, şuranın genişliğini, ortalanılacak alanın genişliğini biliyorsak ve ortalayacağımız nesnenin genişliğini biliyorsak o iki genişliği birbirinden çıkarıp ikiye böldüğümüzde çıkan sayıyı x koordinatını bulduğumuz sayıya eşitlediğimizde x düzleminde ortalanmış olur. Yine yukarıdan aşağıya doğru da pencerenin genişliğini pencerenin yüksekliğinden ortalayacağımız nesnenin yüksekliğini çıkartıp ikiye böldüğümüzde y'ye o kadar piksel aşağıya itersek ne olur? Ortalanmış olur. Şimdi ben bunu iki şekilde yapabiliriz bu işi. Bu otomatik ortalıyordu. Ben ya bu hesaplamayı CSS'de yapabilirim. Bir web sayfası yaptığımda, şimdi ortalama komutunu kapattığım için kenara çekti. Web sayfası yaptığımda bu şekilde yapabilirim. Ama biz bir oyun yaptığımız için ve koordinatlarla çalıştığımız için şöyle de bir yöntem uygulayabiliriz. JavaScript'in içerisine bir ortalama fonksiyonu yazarız. Bir element verdiğimizde o elementi absolut olarak hesaplayıp x, y koordinatını vererek tam ortaya getirebilir yazdığımız fonksiyon. Birinci yöntem CSS'de şöyle bir yöntem izleriz. Margin nesnemin şu page container nesnesinin dışından boşluk bırakmaya yarıyordu. Mesela ben margin
left dersen ne olur? Bu sol taraftan bir boşluk bırakacağım anlamına geliyor. Ne kadar boşluk bırakacağım? Hesaplama yapalım. Calculate. %50. %50 ne? Genişliğin yarısı. Genişliğin yarısı. Yarısından şu nesnenin de yarısını çıkartırsam eğer, o nesnenin genişliği de 832 idi, yarısı 416 yapıyor. 416 piksel çıkart dersem nasıl bir sonuç olur acaba? Şunun yüzdesi Türkçe'de başta, İngilizce'de sonda oluyor. Ne oldu? Ortaladı. Hangi yöntemle? İşte %50 dediğim aslında şu ekranın yarısını aldım. Hani şunun genişliğinden şunun genişliğini çıkartıyorduk ya, öyle yapmadım. Direkt şunun genişliğinin yarısını aldım. Sonra da şunun genişliğinin yarısını çıkardım ondan. %100 yapsaydım, %100 eksi 800 %100 eksi 832 bölü 2 olması gerekiyordu. Ben onun yerine bu bölme işlemlerini önceden yaptım. Daha az matematiksel işlem yapar her seferinde. Böyle ne oldu? Bu sefer ortalanmış oldu. Bakalım bu ortalama komutu Firefox'ta çalışacak mı? Firefox'ta çünkü hiç çalışmamıştı. Aşağı kenarda çıkmıştı. Şu ortalama komutunu şunu şöyle kopyalarsam, bu da bir yöntem. Bakın Firefox'ta ne oldu? Bu komut çalıştı. Öteki otomatik komutu çalıştıramadım. Ama bu yöntem burada çalıştı. Eğer bu yöntem de çalışmasaydı, bu ya da bu yöntemin de çalışmadığı bir browser olsaydı, bu sefer ne yapacaktım? JavaScript ile söylediğim gibi bu matematiksel işlemleri JavaScript ile yapacaktım. Benim koordinat, bir nesneye koordinat vermek çok temel bir özellik olduğu için bütün browserlar destekliyor. Bir de yüksekliği yapalım. Safari'ye bakalım mı? Bu Safari çok eski olduğu için bunda bakmak, bunu baz almak istemiyorum. Evet, bunda zaten bu da çalışmıyor. Edge de çalışıyor mu? Ona bakalım. Edge'de de çalışıyor. Firefox çok kullanılan bir tarayıcı. Onda çalışıyor. Chrome'da çalışıyor. Daha sonra Safari'nin daha kullanılan bir versiyonu bulursam onda da denerim. Şimdilik bu komutu yapalım. Başka ne yapacağım? Bir de yükseklik var. Yükseklikte yine hesaplayacağım. %50'si eksi benim nesnemin yüksekliği 448 piksel. Yani 224 piksel yaparsam üst yüksekliği de. Evet, burada bir problemle karşılaştım. Top 0. Left 0.
Yükseklik 448 piksel. Biraz araştırma yaptım. Şuna baktım. Şöyle bir şey tespit ettim burada. Şimdi bunun %50'sini yaptığımda bu genişlik, mesela şuraya getirdiğimde ne olur? Tam ekranın yarısı kadar. %50'den itibaren x koordinata koyuyor. Bunda bir sorun yok. Ama top margin topa 50 yaptığımda ne oluyor? Şimdi şöyle yaptığımda yok. Şunu hareket ettirdiğimde hiçbir tepki yok. Halbuki %50 dedim. Demek ki bu %50 yüksekliği almıyor. Genişliği alıyor. Bakın genişlik yapınca değişmeye başlıyor şey. Bulunduğu konu. Ne yaptım ben de? Gittim. Top yukarıdan nasıl olsa bu absolute x ve y koordinatı var burada da. Bu yazacağım komutu yukarıdan boşluk bırak. Yukarıdan ne kadar boşluk bırakacağım? Zaten benim marginle de yaptığım şey boşluk bırakma. Burada 50 dediğim zaman %100. Bu tabii yukarıdan itibaren o bilgiyi alacağı burada kesin. Eksi 224 deyip şu komutu kaldırdığımda yukarıdan ortalamış oluyorum. Madem bunu tapa koydum, şu komutu da ben alırım. Left'ten boşluk bırakmak için. Left'e koyarım. Margin'i hiç kullanmamış olurum. Şu kod da dursun. Bu da çalışan bir kod. Bazı yerlerde çalışıyor. Ne oldu? O da genişlikte, yükseklikte uygulanmış oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunu tekrar şu tarayıcıda bakayım. Firefox'ta. Çalıştırırsam. Firefox'ta artık düzgün gibi. Oyun düzgün ama ok tuşları niye bunu yapıyor? Şunu yenilersem. Şu an ortalığı. Şunu seçtim. Bu ilginçmiş. Bu sorunun şeyine yaşıyor muyum? Burada yaşıyor muyum bu sorunu? Burada böyle bir sorun yaşamıyorum. Ne kadar küçültürsem küçülteyim. Scroll'da kaydırma yapmıyor. Ama Firefox'ta öteki Edge'yi falan açmayacağım çünkü kilitliyor bilgisayarımı. Peki bunu inspect diyelim. Şunu şöyle ben ok tuşlarına bastığımda şu page container unselected butterfly game container'ı mesela bakın burada birçok browser için kod eklemiştik. Bu browser Mozilla Firefox olduğu için o kod geçerli. Diğer kodlar pasif.
geçerli değil. Şurada da benim ortalama kodum nerede? Container. Page container'da olması gerekiyor. Container şurası. Şunlar zaten kapatılmıştı. Şunları şu şekilde düzenlemiştik. Peki ben ok tuşuna bastığımda, sağ ve sol ok tuşuna şu ekranın bir özelliği mi? Firefox'un bir özelliği mi? Ok tuşlarıyla hareket ettiriyor ekranı. Çünkü bu ekranın bir genişliği var. O genişlikte ok tuşlarının içerisinde bir hareket ettiren özellik olabilir. Ne yapabiliriz ona? Mesela scroll'un konumuyla ilgili. Ben yine burada kilitlenmiş benim programım. Neyse şimdi biraz düzeldi. Ne yapacaktım ben? Scroll'un hiç kullanılmaması için scroll'u görünmez yaptık ama hala ekran dışına çıkıldığı zaman scroll'un değeri değişiyor demek ki. Bakalım şurada. CSS scroll position set default scroll position fix it. Şunlara bir bakalım. Şu scroll pozisyonu hiç değişmesin dersek belki o sorunu düzeltebiliriz. Scroll tab soru sormuş. Burada ne var? Bu bizle ilgili değil. Şu nedir? Fixed. Evet, şöyle bir özellik vardı. Absolute yerine statik dersen statik deyip bir deneyelim. Şunu ben yenileyim. Şurada görebileceğimiz bir hata yok. Statik deyince fix it diyelim. Static mi fixed mi onu şey yapamadım. Fixed buydu. Şimdi ilerlediğim zaman sorun düzeldi. Fixed şöyle bir şey. Scroll olsa da burada diyelim bir tane div nesnesi yaptınız. Dediniz ki fixed tab. Mesela top 10 piksel, left 10 piksel dediniz. Şuraya koydunuz. Sayfa çok uzun diyelim. Sayfada aşağıya doğru gitseniz de o sayfaya göre değil de şu indiğiniz noktaya göre yine hep orada sabit olarak durmaya devam ediyor. Scroll ne olursa olsun o durmaya devam ediyor. Burada da şu an fixed yaptığımız için ana pencereyi arka taraftaki sayfanın
eğer ok tuşlarıyla hareket etmesini sağlayacak bir özellik varsa o bizi etkilemiyor. O bizi etkilemiyor. Evet, Firefox'ta da çok fazla hata kalmadı herhalde. Oynanabilecek bir noktaya geldi. Birkaç birkaç sorun vardı. Onları düzelttik. Onları düzeltirken çalışan yerlerde bozulmadığından emin olduk. Burada gecikme oluyor mu? Sen şöyle yapayım. Hemen hemen yeniliyor. Bakalım, ihtiyacımız olursa diğer JavaScript ile ortalamaya ihtiyacımız olursa eğer ya da oyun içerisinde böyle nesneyi ortalayacak bir komuta ihtiyacımız olursa o fonksiyonu da yazarız. Çok bir şey de yok o fonksiyonu. Ne yapacağız? İşte hangi nesneyi ortalayacaksak onun elementini vereceğiz fonksiyonu parametre olarak. Bir de o fonksiyonun içerisinde de window'un genişliğini alacağız. İşte bakacağız şeyler. Şunları kapatayım. Şuradan bakacağız. JavaScript window width. Get window width diyor mesela. Şu jQuery ile yapmış. Biz onu kullanmıyoruz. jQuery bir kütüphane. Bizim yaptığımız işleri çok daha kolaylaştırıyor. Çok daha kolay kullanımları var. Şuna get de diyelim. Get diyelim. Kaç tane bakalım. Ne yapacağız? İşte pencerenin genişliğini aldıktan sonra nesnenin genişliğini alacağız. Elementinden. Çıkaracağız ürünler. İkiye böleceğiz. X koordinatını. Düzenleyeceğiz. Ne demiş? E eşittir window. A eşittir inner. Return. Inner width. E window nokta inner width. Window nokta window.innerWidth diye bir window.innerWidth. Diye bir şey varmış değişken. Window zaten JavaScript'in içerisinde pencere ile ilgili. Biz onu daha önce nerede kullanmıştık? Bir event eklemiştik. window.innerWidth diyerek alabiliyoruz. Şu anda ihtiyacımız olmadığı için sorunu başka şu yöntemle çözdüğümüz için evet, bu partta da bu kadar yeterli.